ki polis evine yönelik düzenlenen o hain saldırıyı biliyorsunuz. Saldırı, ne yazık ki bir şehidimiz var ve son ana kadar da çatıştı biliyorsunuz. O görüntüleri de var. Onu da izleyince insanın gerçekten yüreği dağlanıyor. Bir kez daha sabır dileyelim şehidimizin ailesine. Memleketimizin başı sağ olsun diyelim elbette sevgili izleyiciler. Peki soruşturmada durum ne? Şimdi bu olayın hemen ardından eskiden de hatırlarsınız. Yani daha öncesinde bundan birkaç sene öncesinde de böyle terör saldırıları olduğunda iktidara yönelik eleştiriler söz konusu olduğunda iktidar ses yükseltirdi. Bir dakika, cenazelerimiz var, siz siyaset yapıyorsunuz derdi. Şimdi bakın, bir cenaze var ortada daha toprağa verilmeden. CHP, CHP'nin gazetecileri, CHP'nin raporu, bakın terörist yanlıları vesaire diye ana muhalefete yüklenmişlerdi, hatırlayacaksınız. Ana muhalefet de bunun bir kumpas olduğunu dile getirmekte. Gözaltına alınan 22 kişi vardı, onlardan 21'i serbest bırakıldı, biri tutuklandı. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifadelerine bir bakalım. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu DNA raporunu paylaşın dedi. Onun ardından da halen aynı sözlerini ifade etmekte Soylu, ama DNA raporuna ilişkin bir şey söylemiyor. Dikkat çekicidir bu durum. Neden acaba? Eylemin Amerika Birleşik Devletleri merkezi olduğunu dile getiriyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bir şey daha söyledi ama bunu aslında kime söyledi diye soralım. Çünkü diyor ki iddiasına göre teröristler Suriye'den diyor, Membiç'ten 12-13 saat süren bir yolculukla, işte paramotorla geldi, havadan geldiler. Şimdi bu o zaman ne demektir? Havadan 12-13 saat boyunca uçuyorsa bir terörist hiç mi o saatler içerisinde görünmüyor, fark edilmiyor, yakalanmıyor ve indirilemiyor? Yani bunu acaba MİT'e mi söylüyor? Acaba Genelkurmay'a mı söylüyor? Acaba Hulusi Akar'a mı bir şey söylüyor? Bir mesaj verdiği bir yerler var mı? Bu notu bir yere düşelim çünkü dikkat çekici. Amerika'nın Türkiye'den saldırıda kullanılan silahların numaralarını, seri numaralarını istediğini de belirtiyor İçişleri Bakanı. Bu eylem Amerika merkezli bir eylemdir. Bu eylemi gerçekleştirenler Münbiç'ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20 itibariyle tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus'a geldiler. Tarsus'ta kıyıya yakın bir yere indiler. Sabah saat 10'a doğru, ondan sonra akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek sonra birilerinin arabalarına binerek normal vatandaşlarını, onlardan insaniyet namına götürmüşler. Ve ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler. İlk kez Amerika tarafından bizden bir şey istendi. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden ve istihbarat birimlerimizden. Şu eylem yapan silahların seri numaralarını sizden istiyoruz. Dün. Neden istediler? Bizim arkadaşlarımız da onlara çok güzel bir cevap verdi. İstihbarat teşkilatımız. Siz ilk önce PKK'ya gönderdiğiniz silahların seri numaralarını bize gönderin. Biz ondan sonra size göndeririz diyor.